Daha önceki son dersimizde klasik okulu ve onun peşinden de hatırlayacağınız üzere heterodoks okullardan Marksizm ve Avusturya tarihçi okulunu konuşmuştuk. Şimdi ortodoks okula mensup olmamakla beraber diğer heterodoks okullarla da doğrudan bir bağı olmayan ama eleştirel bir bakış getiren bir Keynes var karşımızda. Günümüzde biz Keynesyen okulu da aslında Ortodoks okulun bir yansıması ya da Ortodoks okulun bir uzantısı olarak değerlendiriyoruz. Daha doğrusu değerlendiren çalışmaları görüyoruz. Çünkü Keynes de aslında klasik okulun çok güçlü şekilde beslendiği İngiliz ekonomi politiğinin bir uzantısı. Kendisi zaten İngiliz. Ve aynı zamanda aslında kendi ifadesiyle de gayesi klasiklerin ortaya çıkardığı o kapitalist düzeni yıkmak değil, daha iyi işlemesini ortaya koymak, daha iyi nasıl işleyeceğinin metodolojisini anlatmak. Bu yüzden de biz Keynes'i aslında özü itibariyle klasiklere karşı görmüyoruz. Klasikleri eleştiriyor ama nihayetinde aslında günümüzde özellikle Keynes'den türetilmiş, Keynesyen olduğunu söyleyen bazı okulları da dikkate aldığımızda aslında Keynes'i de ortodoksin içinde kabul etmek zaman zaman daha anlamlı hale geliyor diyebiliriz. Tabii bununla beraber bazı araştırmacılar Keynes'i heterodoks bir okul olarak da kabul ediyorlar. Yani ana akımı eleştirdiği düşüncesinden hareketle. Bu da aklımızın bir kenarında bulunsun. Ama bugün size anlattığımız mikro makro kitapların içinde Keynes ve Keynesyen olduğunu söyleyen, Keynesyen olduğunu değerlendirdiğimiz iktisatçıların da görüşlerine yer verdiğimize göre aslında onun da ana akımdan çok uzaklaştığını söylemek mümkün değil. Hatta bununla ilgili Friedman'ın da güzel bir sözü var. Keynes'in analizi de diyor aslında bir klasik analizdir. Onun özel bir durumu olduğu için farklı görünür. O özel durumda şudur. Klasik analiz tam istihdam üzerine kurulur ama Keynes'in analizi eksik istihdam üzerine kurulur. Yani klasik modelin özel bir durumudur aslında diye de bir ifadesi var. Tabii bu kadar basit değil. Biraz sonra göreceğiz. Keynes'in klasiklerine ciddi eleştirileri var. Yani ideolojisi ve felsefesi bir tarafa, iktisat metodolojisi anlamında da ciddi bir eleştirisi var. Bu eleştiriyi de göz ardı etmek ya da onu basitçe işte bir klasiklerin uzantısı gibi kabul etmek de aslında haksızlık olur diye düşünüyorum. Şimdi izniniz olursa ben bir yandan da slaytımızı sizlerle paylaşayım. Sizin de başlıkları ve işleyişi takip edebilmeniz açısından. Şimdi değerli arkadaşlar, Keynes'in ortaya çıkmasına yol açan, Keynes'in düşüncelerinin beslendiği ve değişmeye başladığı temel olgu aslında büyük buhran. Çünkü Keynes'de demin de belirttiğimiz gibi klasik okulun önemli isimlerinden, yani daha doğrusu klasik okulun uzantısı biçiminde olan, bugün neoklasik okula mensup olduğunu değerlendirdiğimiz Marshall gibi önemli düşünürlerden ders almış, onların öğrenciliğini yapmış birisi. İlk başta da görüşleri aslında Marshall'ınkilere daha paralel. Özellikle para ve faiz konusundaki görüşleri. Ama ilerleyen zamanlarda büyük buhranla beraber Keynes'in düşüncesinde bir takım değişiklikler olduğunu görüyoruz. Nedir bu büyük buhran? Hepimiz duyuyoruz, hepimiz biliyoruz. Büyük buhran şu değerli arkadaşlar. 1923-24 yılından sonra dünya ekonomisinde yavaş yavaş bir daralma trendi başlıyor ve bu daralma trendi de 1929-1933 aralığında ciddi bir zirve yapıyor. Yani net olmamakla beraber eldeki verilerden çıkan sonuç şu: Amerika Birleşik Devletleri için %40-45, aynı dönemde Almanya ve Fransa gibi güçlü kapitalist ekonomilerden, güçlü sanayi ekonomisi olan ülkelerde %30-35,
En az atlatanlar, en ucuz atlatanlar İngiltere ve Japonya gibi büyük üreticiler. Onlarda da %10-15 bandında gayri safi yurt içi hasılalarında bir daralma olduğunu görüyoruz. Şimdi o güne kadar aslında daha önce 1870'li yıllarda yaşanan bir kriz, 1890'lı yıllarda yaşanan bir kriz var. Ama bu krizlerde bir devlet müdahalesi olmaksızın ekonomi tekrar toparlanma trendine giriyor. Özellikle savaşların etkisi, savaş ekonomisinin, savaşa hazırlık ekonomisinin getirdiği o güçlü büyüme bu etkileri bertaraf ediyor ve hep o klasiklerin müdahaleye gerek yoktur, sistem kendi kendini düzeltir, uzun dönemde dengeye gelir düşüncesine karşı ciddi bir eleştiri gelmiyor. Fakat büyük buhranda görülüyor ki devlet müdahale etmedikçe bunalım derinleşiyor. Hatta şöyle bir şey de görülüyor. Devlet müdahalesinin yanlış bir zemine kayması, yani ithalatı yasaklayıcı, işte ihracatı da aynı zamanda kısıtlamaya çalışan bir yapıya bürünmesi, konjonktürün bunu getirmesi, ihracatı zorlaştırması, krizin aslında dünya çapında sarmal, domino etkisi dediğimiz şekilde yayılmasına neden oluyor. Çünkü ülkeler gelirlerinin azaldıklarını hissettikleri zaman en azından o gelirin ithalata giden kısmını kontrol etmek istiyorlar ve ithal yasakları getiriyorlar. Bu getirilen ithal yasaklarıyla beraber de kaçınılmaz olarak başka ülkelerin ihracatı yasaklanıyor. Şimdi biz Türkiye olarak Almanya'dan ithalatı yasakladığımız zaman bu bize bir avantaj gibi görünebilir. Dövizimiz çıkmıyor mantığıyla, hani merkantilist mantıkla. Ama Almanya için bir dezavantaj bu. Çünkü Almanya gelir elde edemiyor. Onların da bize ihracatı var çünkü. Gelir elde edemediği zaman orada da kriz oluyor. Aynısı büyük buhranın dünya geneline yayılmasının da en büyük belirleyicisi arkadaşlar. Ülkelerin katı ithalat rejimlerine geçmesiyle beraber ne oluyor? Kaçınılmaz olarak başka ülkelere de kriz sıçrıyor. Bu sefer bunu ekonomik sistem çözemiyor. Ekonomik sistem çözemediği için de Keynes 1936 yılında yazdığı ünlü eserinde şu önermeyle geliyor. Diyor ki klasiklerin yanıldığı temel hususlardan birisi yatırım ve tasarrufun faizler vasıtasıyla eşitlendiğidir diyor. Yatırımlar her zaman faizi değiştirerek tasarrufa eşitlenemez. Çünkü diyor tasarrufun belirleyicisi faiz değil gelirdir. Şimdi faiz %1 milyon olsun arkadaşlar Türkiye'de. Her 100 liraya 1 milyon TL faiz verirsin bir yılda. Eğer benim geçinmeme yetmiyorsa, tüketimimi karşılamama yetmiyorsa değerli arkadaşlar, benim tasarruf etme şansım yok. Faiz ister %1 milyon olsun, ister %2 milyon olsun. Ama faiz %3'ken bile benim eğer harcanabilir gelirim çok yüksekse, benim tüketimimi karşıladıktan sonra, benim ihtiyaçlarımı karşıladıktan sonra elimde eğer ciddi miktarda bir gelir kalabiliyorsa o zaman tasarrufum yüksek olur. Yani Keynes şunu söylüyor, diyor ki, aç adam için faizi yükseltmek tasarrufları arttırıcı bir etki yapmaz. Klasikler diyor bunu göz ardı ettiler. Bunu göz ardı ettikleri için de yatırım tasarrufun hep eşit olacağını söylediler. Yani S yasasının özü itibariyle hep geçerli olduğunu söylediler. Ben size S yasasını anlattığımda da söylemiştim değerli arkadaşlar. Demiştim ki S yasası şudur. Ben bir kalem üreticisiyim. Bu kalemi ürettiğim andan itibaren işçime ücret, sermayeyi sağlayana faiz, toprağı sağlayana rant ve bana kar doğuyor. Kar olmasa bile bu üçü doğuyor mutlaka, diğer üç faktör geliri. Bunlar da gidip başka mallara talep oluyorlar. Ama gerçek hayatta demiştim sizler bir elde ettiğiniz bütün geliri harcayamazsınız çünkü buna hükümet izin vermez. Ne yapıyor sizden hükümet? Vergi alıyor. Vergiden kalanın hepsini harcamazsınız. Bir kısmını tasarruf ediyoruz ülke olarak. Vergi ve tasarruf dışında kalanın hepsiyle de yerli mal almıyoruz. Bir kısmıyla ithalat yapıyoruz. Dolayısıyla biz istediğimiz kadar faizi ve faiz üzerinden tasarrufu uyarmaya çalışalım. Her halükarda tasarrufu yatırıma ne yapamayız?
eşitleyemeyiz. Niye? Çünkü iki tane kritik sızıntı var. Bunlardan birisi ithalat, bir diğeri vergi. Tasarrufu bir kenara bırakırsak, ithalat ve vergi gibi iki tane önemli sızıntı var. Dolayısıyla diyor Keynes, yatırım tasarruf eşitliğini sağlamak, yani S yasasını işletmek bu anlamda mümkün değildir her zaman. Bu yüzden diyor, o açığı kapatmak kamuya düşer. Yani hükümetlere düşer diyor. Şimdi tabii büyük bunalımda şöyle de bir problem var. Yani biz büyük bunalımı Keynesyen mantıkla kabaca şöyle formülize ediyoruz. Diyoruz ki talep azaldı ulusal düzeyde. Talep azalınca toplam talep ne oldu bu sefer? Firmalar önce stoklarını arttırdılar. Stoklarını arttırdıktan sonra ne yaptılar firmalar? Baktılar olacak gibi değil. O stokları da eritme şansı yok. Üretimlerini azalttılar. Üretimlerini azaltınca istihdamı azalttılar. İşsizlik arttı. Kapitalist sistemin içinde ücret geliri en temel gelir kalemlerinden birisi bireylerin. Dolayısıyla işsizlik arttığı zaman ücret gelirinden yoksun olan kitlelerin genişliği arttı. Böyle bir durumda talep tekrar azaldı. Bu bir loop oldu, bir sarmal oldu. Üretim talep azaldığı için azaldı. Üretim azalınca işsizlik arttı. İşsizlik artınca gelir azaldı. Gelir azalınca talep azaldı. Bu bir kısır döngü oldu. İşte bu kısır döngüyü kırmanın yolu diyor Keynes. Nereden geçiyor? Hükümetin müdahale etmesinden geçiyor değerli arkadaşlar. Şimdi demin de söyledim, Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra Avrupa'da ve Amerika'da ciddi bir toparlanma evresi başlıyor gibi oluyor. Aslında tabiri caizse eksiden artıya doğru bir geçiş olmaya başlıyor ama savaş bittiği için bir sürü dönen asker işsiz kalıyor. Onun yanında savaş sanayine yönelik yoğun bir üretim varken bu üretim azaldığı için bir kısım eski çalışan işsiz kalıyor. Üretim artışı olmasına rağmen düzenli bir gelir artışı aynı oranda olmadığı için de bunalım oluyor. Yani ekonomiler toparlanmış görünseler de bir süre sonra ne yapıyorlar? Çökmeye başlıyorlar. Şimdi Keynes'in bu anlamda klasiklerin bu kendi kendine denge gelme, uzun dönemde dengeye ekonomi gelir, müdahale etmeye gerek yok düşüncesine üç tane temel eleştirisi var. Bunlardan birini aslında demin söyledik. Keynes diyor ki S yasası geçersizdir. Çünkü ekonomilerde üç tane temel sızıntı vardır. Vergi, tasarruf, ithalat. Bunları kesmediğiniz sürece diyor S yasasını geçerli kılamazsınız. S yasası diyor, kendi ifadesi bu. Ancak ve ancak dışa kapalı bir takas ekonomisinde devlet olmazsa söz konusu olabilir diyor. Dışa kapalı bir takas ekonomisinde devlet olmazsa söz konusu olabilir. Dışa kapalı artık ithalat diye bir sızıntı yok. Devlet yok, vergi diye bir sızıntı yok değerli arkadaşlar. Takas ekonomisinde para yok. Parasal değişimler olmadığı için faiz ve benzeri uyarıcılar yok. Mal ve para piyasası arasında hareketi sağlayan. Dolayısıyla böyle bir durumda diyor, belki S yasası geçerli olabilir. O da bir kesinlik ifadesi değil. Belki diyor. İkincisi diyor, klasik dikotomi geçersizdir. Klasikler ne söylemişlerdi bize arkadaşlar? Klasikler bize şunu söylemişlerdi. Demişlerdi ki, parasal sektör ve reel sektör arasında bir kesişim yoktur. Yani para ekonomisini uyararak, para miktarını değiştirerek reel sektörü ileriye ya da geriye hareket ettiremezsiniz. Çünkü para aldanması yoktur. Bireyler parasal değişikliklere değil, reel değişikliklere bakar diyordu. Oysa diyor Keynes, para miktarını uyararak faizleri değiştirebilirsiniz. Çünkü diyor faiz reel sektörde değil, parasal sektörde belirlenir. Yani para piyasasında belirlenir. Faiz diyor
para piyasasında belirlendiği için siz para miktarını değiştirerek faizi aşağı veya yukarı çekebilirsiniz. Parayı bollaştırırsanız faiz düşer, parayı azaltırsanız faiz yükselir. Faiz de diyor hepsini olmamakla beraber yatırımlar üzerinde kısmi etkileyici derecede söz sahibidir diyor. Kısmi olarak etkileyici. Şimdi Keynes'de yatırımların iki belirleyicisi var. Bunlardan birisi faiz. Bu az önce anlattığımız mekanizma. Bir diğeri de arkadaşlar ekonomiye ilişkin beklenti, dolayısıyla belirsizlikler. Keynes bu yüzden faizin tek başına reel sektörü hep uyaramadığını söylüyor. Çünkü diyor ki karar birimleri sadece faize bakıp yatırım yapmaz. Bir kısım yatırım otonomdur. Yani faizden bağımsız. Hamama giren terler. Ben üretime başlayacaksam her şeyi faiz üzerine kurgulamam üretici olarak. Demek istediği bu. Ama ben ne üzerine kurgularım? Ekonomiye ilişkin beklentilerim üzerine. Eğer ekonominin istikrarlı olduğunu düşünüyorsam, gelecekte büyüme potansiyeli olduğunu düşünüyorsam, talep olduğunu düşünüyorsam, faiz çok yüksek de olsa, çok düşük de olsa ben kafamdaki yatırımı ne yaparım? Hayata geçiririm. Dolayısıyla da ben bu kafamdaki yatırımı hayata geçirdiğim zaman yine yatırım artışı söz konusu olmuş olur faizden bağımsız olarak. Bu yüzden değerli arkadaşlar, Keynes'de sadece faizin bir fonksiyonu olmadığı için faizleri uyarmak yatırımları tek başına etkilemez. Yoksa Keynes için de yatırımın iki belirleyicisinden birisi yine faizdir. Bu hususa dikkat edelim. Bu hususa dikkat edelim. Bir diğeri Keynes diyor ki tam istihdam geçersizdir. Çünkü diyor dönüp bakın tarihe diyor. Kapitalist sistemin hiçbir döneminde yani sanayi devriminden bugüne diyor. Hiçbir döneminde tam istihdam yaşanmamıştır. Yaşansa dahi diyor, yaşansa dahi diyor. Onu sürdürmek çok zordur. Çok zor olduğu için de diyor ne hükümetlerin burada görev alması ne de özel sektörün bunu kendi kendine düzenlemesi mümkün değildir diyor. Eğer hükümetler sürekli tam istihdam için uğraşırlarsa diyor çok ciddi bedeller ödemek zorunda kalırlar. Ama diyor hükümetler eksik istihdamda da ekonomiyi dengeye getirebilirler. Burada parantez açıyor. Diyor ki eksik istihdamın beklenmeyen etkilerini de başka biçimde telafi edebilirler. İşte bu başka biçimde telafi edebilirler ifadesi 1945'ten sonra yani İkinci Dünya Savaşı bitip Avrupa'da sükunet sağlandıktan sonra, sulh sağlandıktan sonra hızlı bir biçimde ortaya çıkan sosyal devletlerin gönderme yapıyor arkadaşlar. Şimdi diyor ki işsizlik var. Ama diyor buna rağmen biz bu işsizliğe rağmen ekonomiyi dengeye getirebiliriz. Mal piyasasında dengeyi sağlayabiliriz. Bunun için yapmamız gereken ne? Bir yandan da işsizliği veya yoksulluğu bertaraf edecek tedbirler almak. Bir yandan da ulusal düzeyde talebi arttırmak. Yani Keynes'in temel gayesi talebin hep yukarıda olması. Çünkü ona göre talep yukarıda oldukça ekonomi buhranlardan kurtulabilir. Ve bu talebi yukarı çıkaracak olan da kim? Kamu. Ama diyor Keynes, eğer işi sisteme bırakırsak, kapitalist sisteme, emek piyasasının işleyişine bırakırsak, o zaman diyor emek piyasası tek başına sürekli tam istihdamı sağlayamaz. Burada aslında arkadaşlar kendisi hiç gönderme yapmamış olmasına rağmen, hiç kaynakçasını eklememiş olmasına rağmen, ciddi bir okuyucu olduğunu biliyoruz. Merkantilistlerden kendi çağına kadar bütün eserleri çok iyi okuduğunu biliyoruz. Bu iyi okuduğu eserlerden birisi de aslında Marx. Burada aslında Marx'ın eksik istihdam analizine gönderme yapıyor. Marx bize şunu söylüyor. Diyor ki işsizlerin varlığı kapitalist sistemin dayanaklarından birisidir. Çünkü işsizler üzerinden hali hazırda çalışanları diyor tehdit eder sistem. Der ki dışarıda daha ucuza çalışmaya razı olanlar var. Sen de bu düşük ücretine ya da az artmış ücretine razı ol. Aslında Keynes bunun farkında. Kapitalist sistemin tam istihdamda her zaman işleyemeyeceğini öngörüyor.
bunun sistem için mantıklı ve rasyonel olmadığını da görüyor. Ama tabii bunu Marx'a atıfta bulunarak değil, bunu irade işsizliğe atıfta bulunarak yapıyor. Nedir irade işsizlik? Diyor ki ekonomiler cari ücretten çalışmak isteyen herkese bir iş bulamazlar diyor. Bu mümkün değildir diyor. Şimdi değerli arkadaşlar, klasikler ne diyordu oysa? Diyordu ki bir ekonomide eğer bireyler işsizse cari ücretten çalışmaya razı olmadıkları için, yani halk arasındaki tabiriyle iş beğenmedikleri, ücret beğenmedikleri için işsizdirler diyor. Oysa diyor Keynes, bazı öyle işsizler var ki cari ücretin altında çalışmaya razı, halen sistem onlara bir iş bulamadı diyor. Bakın demin söylediğimiz şey, sey yasasını işletmek istiyorsak ne yapması lazım? Devletin sızıntıları müdahale etmesi lazım. Devlet iki tabii temel sızıntıya doğrudan müdahale edebilir. Bunlardan birisi vergi ayağını azaltarak, arttırarak doğrudan kendi yetkisiyle müdahale edebilir. Bir ikincisi de ithalat. Tabii ki tasarrufları müdahale edemeyiz doğrudan ama onlara da ne yapabiliriz? Dolaylı yollardan etkide bulunabiliriz değerli arkadaşlar. Bu da mümkün. Bir diğeri de ilaveleri arttırmak. Şimdi sabahtan beri sızıntılardan bahsettik. Sızıntılar nedir? Vergi dedik, tasarruf dedik, ithalat dedik. İlaveler de bunların tersidir. Hükümet alımları ve transfer ödemeleri, yani hükümetin yaptığı mal, hizmet alımları, ödediği maaşlar ve bunun yanında işsizlik, aile yardımı, yoksulluk yardımı gibi yaptığı transfer ödemeleri. Bir diğeri ihracat, yani bir ülkenin yabancı ülkelere mal satması. Bir diğeri de değerli arkadaşlar, ilavelerin içinde yine hükümetin dolaylı olarak kontrol edebileceği bir kalem. O da nedir değerli arkadaşlar? O da yatırım kalemi. Hükümetler ne yapabilir? Dolaylı olarak yatırım kalemlerine müdahale edebilir. Mesela yatırım teşviki verir, bir ülkedeki yatırımları arttırmaya çalışabilir. Ya da kendisi yatırımcıya ön ayak olur, ara mallarını sağlar, ara mallarını ucuza getirmesine yardımcı olur. Yine ne yapar? Yatırımı dolaylı olarak teşvik edebilir. Bu şekilde ilaveleri arttırmak elindedir. Şimdi demin yine söyledik, burada da yeri gelmişken bir tekrar gibi olsun. Para miktarını değiştirmek, para talebi sabitken faizleri değiştirir. Değişen faizler borçlanma maliyetlerini değiştirdiği için yatırım kararlarını etkiler. Değişen yatırım kararları geliri etkiler. Değişen gelir de talebi etkiler diyoruz. Dolayısıyla para ve reel sektörü bir arada değerlendirmek zorundayız. Şimdi burada tabii birçok sizin okullarda okuduğunuz makro iktisat kitaplarında olsun, birçok makalede, birçok analizde şu göz ardı ediliyor. Keynes'de sadece maliye politikası var, para politikası yok gibi bir düşünce anlatılıyor. Aslında öyle değil. Keynes'de para politikası da var. Yani sadece vergileri değiştirmek, sadece gümrükleri değiştirmek değil Keynes'in kullanmayı önerdiği araçta. Fakat Keynes'in şöyle bir öngörüsü var. Diyor ki para miktarını değiştirmek ekonomileri hızlıca uyaramaz. Şimdi şöyle düşünün, Merkez Bankası faizleri düşürdü. Düşürdüğü diye hemen yarın hepimiz yeni yatırım yapıyor muyuz firmalar olarak? Yapmıyoruz. Hepimiz tüketiciler olarak hemen yarın gidip çılgınlar gibi krediler çekip yeni evler, arabalar alıyor muyuz? Almıyoruz. Sen diyor para miktarını arttırdın, faizi düşürdün. Bu arada bir gecikme olacak. Yatırımcı ondan sonra alacak, yatırımı yapacak, fabrikayı kuracak, makinayı alacak. O diyor. Ama diyor maliye politikası uyguladığında yarın ekonomiyi düzeltirsin. Örneğin diyor işsizlere de ki her bir işsize 2000 lira gelir desteği vereceğim. Yarın diyor gelsinler kimlik numaralarıyla bu gelir desteğini alsınlar. Ne oldu otomatik olarak? Yarından itibaren diyelim ki 5 milyon işsiz varsa biz değerli arkadaşlar ne yaptık? 10 milyar lira para verdik ekonomiye.
Şimdi bu adamların tüketimleri de değişecek. Yarın o aldıkları 2000'er lirayla evlerine süt, et, ekmek vesaire alacaklar. Ekonomi çok hızlı bir sürede toparlanma trendine girecek. Bu yüzden Keynes hep maliye politikası üzerinden konuşuyor. Ama Keynes para politikasında yadsıyan bir düşünür değil. Anlatılırken sanki Keynes'de para politikası yokmuş gibi anlatılıyor. Değil, var. Ama asıl önerdiği kriz dönemlerinde maliye politikası. Çünkü maliye politikası ilaveleri ve sızıntıları hızlıca kontrol etmeye yarayan tek politika. Şimdi para arzını arttırdık. Para arzını arttırdığımız zaman şekilde görüyorsunuz ortaya bir para arzı fazlası çıkıyor. Talep başlangıçta çünkü şurada E düzeyinde. Talep E düzeyindeyken değerli arkadaşlar ortaya bir arz fazlası çıkıyor. Para arzı fazlası ne demek? Biz elde tutmak istiyoruz toplum olarak. 100 milyon TL piyasada var 200 milyon TL. Biz ne yapıyoruz? Yüzünü yine elimizde tutuyoruz. Geri kalan yüzünü de alternatif yatırım araçlarına yönlendiriyoruz. Keynes'de bu alternatif araçların başında tahviller geliyor. Biz tahvil alıyoruz. Tahvilin talebini arttırıyoruz. Tahvilin fiyatını yukarıya çıkarıyoruz. Tahvilin fiyatı yukarıya çıkınca da tahvili ihraç edenlerin bize önerdiği faiz düşüyor. Çünkü daha az parayı daha az ödün vererek toplamak kolaylaşıyor onun için. Bu yüzden daha az faiz veriyor. Ve faiz azaldığı zaman da ne oluyor bu sefer? Yatırım artıyor değerli arkadaşlar. Yatırım arttığı zaman da toplam harcama artıyor, toplam talep artıyor yani. Toplam talep artınca da ekonomilerde genişleme oluyor. Eğer başlangıçta şekilde gördüğünüz gibi bir deflasyon söz konusuysa, yani ekonomi Y1 değil de Y2 gelir düzeyindeyse ve yukarıdaki AD2'nin olmadığını düşünün. Ekonomi Y2 düzeyindeyse ekonomideki harcama gelirden daha az. Harcama gelirden daha az olduğu için değerli arkadaşlar mallar üreticilerin elinde kalıyor. Ellerinde kalınca da ne oluyor? Onlar da üretimi azaltıyorlar. Üretimi azaltınca işsizlik artıyor. Bu demin de söylediğim gibi bir kısır döngüye dönüşüyor. Fakat biz yatırımları uyardığımız zaman, toplam talebi arttırdığımız zaman AD1 yukarı kayıp AD2 oluyor. Yani toplam talep artmış oluyor. Bunun nihai sonucu olarak da değerli arkadaşlar ne oluyor? Ekonomide deflasyon ortadan kalkmış oluyor diyoruz. Şimdi Keynes'in ücrete ilişkin de değişik ve aslında klasiklere nazaran daha gerçekçi bir analizi var. Diyor ki ekonomiler eksik istihdamda olduğu için üretim artışlarını sağlayacak emek artışı, emek talebi artışları yani ücreti yükseltmez. Zaten adam işsiz diyor. Dolayısıyla ona cari ücreti yani örneğin asgari ücreti önermen yeterlidir diyor. Senin diyor ona üste daha yüksek bir ücret önermen gerekmez. Bu yüzden de diyor eksik istihdam varken emek talebini arttırmak birim ücretleri yukarı çekmez. Şimdi bu Keynes'in işte bize anlattığı ücret katılığı yani Keynesyen modelde bir ücret katılığı. Ücret katılığı ne? Bir defa diyor Keynes bazı kurumsal gelişmeler, örneğin işte toplu sözleşme, sendikal güç, işçi örgütleri, siyaset mekanizması ücretleri diyor nominal olarak aşağı indirmez. Yani ne demek ücretin nominal olarak aşağı inmemesi? Bu yıl asgari ücret 2860 liraysa diyor, deflasyon da olsa ülkede, fiyatlar yarı yarıya da azalsa kimse diyor gelecek sene bunu 2799 lira olarak öneremez diyor. Doğru mu? Gerçekten de nominal olarak siz hiç ücretlerin geriye gittiğini görmediniz. Dondurulduğunu gördük biz ülke olarak bir dönem ama geriye gittiğini göremezsiniz. Ama diyor reel olarak ücretleri geriye çekebilirsiniz. Nasıl geriye çekebilirsiniz? Siz diyor fiyatları arttırırsınız.
fiyatları arttırdığınızda nominal ücret aynı kalmak üzere diyor. Adama aslında ödediğiniz paranın gerçek değeri azalır. Yani onun elde ettiği satın alma gücü azalır diyor. Ama diyor bireyler bunu fark etmez. Bireyler bunu fark etmez. Şimdi ücret burada dikkat ederseniz V bölü P düzeyinde başlangıçta sabit. Katı aşağı inmiyor, yapışkan. Şu emek talebi, şu sınırsız emek arzı nereye kadar aslında o emek arzı? M1 düzeyine kadar. Dolayısıyla bu adamlar da, bu insanlar da çalışmak istiyor ama denge E noktasında olduğu için cari ücrete rağmen bunlar ne kalıyor? İşsiz kalıyor diyoruz. Şimdi bu ücret adılı önemli bir mesele. Burada şuradan geliyor. Keynes'de ücretler aşağı doğru rigid, katı. Fiyatların da intibak yeteneği zayıf. Yani fiyatlar diyor Keynes, Walras'ın öngördüğü gibi çatır çatır aşağı yukarı aşağı yukarı oynamaz. Çünkü gerçek hayatta fiyatlar en ufak maliyet azalışında aşağıya, en ufak maliyet artışında yukarı çıkıyor mu bütün sektörlerde? Yani bugün 3 liraya aldığınız simit yarın 2,90, öbür gün 2,98, öbür gün 2,97 oluyor mu? Olmuyor. Ama diyor miktarlar hızlı değişebilir. Bu da nereden geliyor biliyor musunuz? Bu da Keynes'in Marshall'ın öğrencisi olmasından ve Marshallian bakışı içselleştirmesinden geliyor. Hatırlayın mikro derslerinizi. Marshall'da da intibak eden fiyat değil miktar. Aynı mantık Keynes'de de geçerli. Fiyatlar da geç intibak ediyor Keynes'de. Ücret zaten katı aşağı gelmiyor. Böyle ünlü bir önermesi var hatta Keynes'in. Diyor ki en tane piyasanın olduğu, yani işte 300 mal var bir ülkede, 300 tane piyasa vardır diyor. En tane piyasanın olduğu bir ekonomide diyor. En eksi bir piyasa dengedeyken normalde Walras'a göre eninci'nin de dengeye gelmesi gerekir diyor. Ama diyor eninci emek piyasası ise yine dengeye gelemez. İşte diyor klasiklerin göz ardı ettikleri nokta bu. Emek piyasası kendisine özel dinamikleri olan bir piyasa. Şimdi baştan beri söyledik zaten Keynes'in mantığı onun üzerine kurulu, talep üzerine. Keynes'in efektif talep diye tanımladığı bir kavram var. Efektif talep şu değerli arkadaşlar. Aslında satın alma gücüyle desteklenmiş talep. Diyor ki siz bireylere satın alma gücü yaratmadığınız sürece talebi uyaramazsınız. Talebi uyaramadığınız sürece de diyor ekonomileri genişletemezsiniz. Yani deflasyonist ortamlardan kurtulamazsınız. Bu noktada da diyor şu yanılgıya düşüyorsunuz. Diyorsunuz ki devlet 1 liralık talep yaratmak için ekonomiyi 1 lira genişletmek zorunda mı? Yani biz Türkiye'de diyelim ki 10 milyarlık bir gelir artışı sağlamak istiyoruz. Bunun için hükümetin tam 10 milyar mı harcaması gerekir? Hayır diyor Keynes. Ekonomilerde diyor çarpan mekanizması dediğimiz bir mekanizma var. Şimdi bu Keynes'in özgün metodolojisinin içinde kendi özgün yarattığı bir şey değil. Kendisinden önceki çarpana ilişkin işleyişi biliyor Keynes. Bununla ilgili teorilere vakıf. Kendisinin de ifadelerini daha sonra Kahn birleştiriyor. Yani eski çarpan analizi, Keynesyen çarpan analizini birleştiriyor ama Keynes'de bu çarpan felsefesi kesinlikle var. Yani diyor ki sen hükümet olarak 100 lira verdin. Ne yaptın? Dedin ki bütün öğrencilere işte 25 yaşını doldurmamış bütün üniversite öğrencilerine yarın 1000 lira para dedin TC kimlik numaralarına göre yatırılacak. Öğrenciler gitti, aldılar 1000 TL'yi. Ne oldu? Yol üstü gelirken her gün simit yiyorlardı. Bugün döner yediler. Meşrubat içtiler. İşte gidip bir kahve markasında oturup kahve içtiler. Sonra yol üstü gelirken kendilerine bir kazak aldılar. Efendim işte otobüs dolmuş yerine taksiye bindiler. Bakın ne oldu? Dönercinin geliri arttı. Dönercinin talebi de arttı. Talebi artınca onun da kullandığı et miktarı arttı. Et üreten kasabın da geliri arttı. Et üreten kasabın geliri artınca günler içinde onun da canlı hayvan talebi arttı. Tarımla, hayvancılıkla uğraşan çiftçinin geliri arttı. Çiftçinin geliri artınca
Çiftçi bu sefer daha fazla hayvan beslemek için daha fazla yem aldı. Yem üreticisinin de geliri arttı. Kazak almıştı bizim bu öğrenci yolda gelirken. Kazak satan firmanın geliri arttı. Ona tedarik yapan işte iplik üreticisinin, kumaş boyası üreticisinin ne oldu? Geliri arttı. Bir de bunlar istihdamlarını arttırdıkları zaman ilave bir de gelir yarattılar. Böylelikle aslında ne oldu? Biz işte toplamda 1 milyar TL harcayarak belki de 10 milyar TL'lik bir ekonomi yarattık. Aynısı vergiler için de geçerli. Yani devlet 1 milyarlık bir vergi gelirinden vazgeçtiği zaman sadece 1 milyarlık ekonomiye bir enjeksiyon yapmıyor aslında. O enjeksiyon katlanıyor, çarpan mekanizması vasıtasıyla çok daha fazla gelir yaratıyor. Bu yüzden Keynes'in sloganını ben hep şöyle söylerim. Bizde bir zamanlar bir kamu spotu vardı. Alın, verin, ekonomiye can verin. İşte bu Keynes'in mantığıdır. Talep edin. Siz talep ettikçe üretim artacak, üretim arttıkça geri besleme, ileri besleme etkileriyle ekonominin genelinde bir iyileşme söz konusu olacak. Şimdi dediğimiz gibi işte çarpan bu yatırım tasarruf eşitliğindeki o sapmaları da giderecek olan şey. Çünkü Keynes'de dediğim gibi tüketim ve tasarruf faizin bir fonksiyonu değil, harcanabilir gelirin bir fonksiyonu. Burada Keynes'in şöyle bir öngörüsü var. Diyor ki harcanabilir gelir arttıkça tüketim artar. Ama tüketimdeki artış oranı harcanabilir gelirdeki artış oranından küçük olur. Buna biz temel psikolojik yasa diyoruz arkadaşlar. Yani ne demek? Ben gelirim arttıkça tüketime ayırdığım payı aynı hızla arttırmam. Tüketime yavaş yavaş doyarım, tasarruflarımı arttırırım. İşte bu noktadan sonra faiz tasarrufları uyararak etki yaratabilir. Ama öncelikle neyi uyarmamız lazım? Harcanabilir geliri uyarmamız lazım. Yani adamın, kadının eline bir para vermemiz lazım. Çünkü gelir olmayan hiç kimse ne tasarruf eder ne tüketim yapabilir. Şimdi ilerleyen yıllarda tabii Keynes kendisi doğrudan bu kadar çarpan türetmiyor ama ilerleyen yıllarda bir dizi çarpan gündeme geliyor arkadaşlar. Bunlardan birisi kapalı ekonomiler, açık ekonomiler için bir ayrım. Burada C dediğimiz marjinal tüketim eğilimi, T dediğimiz marjinal vergi haddi, M dediğimiz de değerli arkadaşlar marjinal ithalat oranı. Bunlar neyi ifade ediyor onu da söyleyelim. Marjinal tüketim eğilimi demek ulusal boyutta harcanabilir gelir bir birim arttığında tüketimin kaç kuruş artacağını. Yani ülke olarak harcanabilir gelirimiz her 1 lira arttığında ortalama tüketicilerin geneli için söylüyorum. Tüketimin kaç kuruş artacağı. T de ülkede gelir 1 lira arttığında devletin elde ettiği gelir vergisi kazancının, gelir üzerinden alınan vergi kazancının ne kadar değişeceğini gösteriyor. M de ülke olarak gelirimiz 1 lira arttığında ithalatımızın ne kadar artacağını gösteriyor. Şimdi burada değerli arkadaşlar, çarpan için tabii biz bugün yani Kuzey Kore dahil tamamen kapalı bir ekonomi yok. Dolayısıyla neyi düşünebiliriz? Harcama çarpanı olarak şu en sağ üstte çok pardon yer alan çarpanı düşünebiliriz. Bizim gayemiz ne? Bu çarpanı büyütmek. Çünkü biz çarpanı büyüttükçe aynı harcama artışı çok daha fazla gelir artışı da yol açacak. O zaman ne yapacağız? Tüketimi arttırmaya çalışacağız, vergileri azaltacağız ve ithalatı kontrol edecek mekanizmalar gelecek. Burada kontrol edecek derken yasaklardan bahsetmiyoruz aslında. Burada işte ülkenin kendi üretmesi, ucuza alması gibi şeylerden de bahsediyoruz. Şimdi Keynes deyince akla gelen şeylerden birisi hep derslerde size kısmi olarak anlatılan likidite tuzağı dediğimiz şey. Likidite tuzağı şu,
Diyor ki Keynes, bazen karar birimleri faizin inebileceği en son kerteye kadar indiğini düşünür. Dolayısıyla artık faizin inemeyeceğine inanırlar. Faiz inemeyecekse, yani minimum seviyede ise tahvilin fiyatı da diyor bireylerin zihninde maksimum seviyedir. Ve hiç kimse diyor bir malın fiyatı maksimumken onu satın almaz. Yani hiç kimse diyor böyle bir dönemde tahvil satın almaz. Hiç kimse tahvil satın almadığı için de diyor siz para miktarını ne kadar arttırırsanız arttırın, bireyler bunu alırlar tomar 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 ceplerinde ya da vadesiz mevduatlarında tutarlar ama tahvile yönelmezler diyor. Tahvile yönelmedikleri için tahvil talebi değişmez, tahvilin fiyatı değişmez, tahvilin fiyatı değişmediği için faiz değişmez, faiz değişmediği için yatırım değişmez, yatırım değişmediği için gelir değişmez. Bu durumda ne yapmamız lazım diyor? Bu durumda maliye politikası uygulamamız lazım. Çünkü şu yatay kısımda para politikası uygulayarak diyor Keynes, ne yapamayız biz? Para politikası uygulayarak bir değişikliğe yol açamayız. Faizler değişmez, değişmediği için yatırımlar değişmez. Burada ne uygulamamız lazım? Burada maliye politikası uygulamamız lazım. AD dediğimiz toplam talep, AS dediğimiz toplam arz. Yani birini ülkenin genel harcaması, AS'yi de ülkenin genel üretimi olarak değerlendirebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şu yatay kısma biz Keynesyen aralık deriz. Çok pardon. Yatay kısma biz açıyorum tekrar değerli arkadaşlar. Kusura bakmayın bir kilitlenme yaşadım ekranımda. Çok pardon, sizi bekletiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi tekrar. Gelelim. Şu yatay kısmı arkadaşlar gördüğünüz P1 düzeyindeki yatay kısmı biz Keynesyen aralık diyoruz. Eksik istihdam analizinin ve Keynes'in temel kısa süreli öngörülerinin geçerli olduğunu iddia ettiği kısım orası. Orada demin de söylediğim gibi para politikası uygulamanın bir anlamı yok. Çünkü para politikası kısa sürede değişimleri etkileyemez, uyaramaz. Orada ne yapmamız lazım? Maliye politikası. İşte yarın ülkede 5 milyon işsiz var. Yarın gelsinler hepsine 5'er bin lira vereceğim. Ya da yarından itibaren gelir vergisini %0 yaptım. KDV'yi kaldırdım gibi şeyler harcamaları çok daha kolay değiştirebilir. Şu hafif pozitif eğimli olan kısma biz ara bölge diyoruz. Bu da aslında Keynes'de olan ama Keynes'in doğrudan ilgilenmediği bir yer. Burası da dik olan kısımda klasik aralık diyoruz. Tam istihdama gelmiş yer. Keynes tam istihdamı dışlamaz ama çok zordur der. Fiyatların katı olmadığını da bilir ama geç intibak ettiğini söyler. O yüzden pozitif eğimli kısımda vardır. Kendi analizini de temelde eksik istihdam, katı ücret ve yatırımın faize duyarlılığının küçük, para talebinin faize duyarlılığının yüksek olduğu varsayımına dayandırır. O da işte bu yatay Keynesyen aralıktır diyoruz. Bizlere